Arkadaşlar Ajans 1905. Arkadaşlar Ajans 1905. Evet arkadaşlar Ajans 1905. Arkadaşlar Ajans 1905 YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Günaydın. Teşekkürler. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Arkadaşlar görüyorsunuz Falco. Lütfen İspanyol. Lütfen İspanyolca diyor. İspanyolca hoş geldiniz. Bienvenidos. Dev arkadaş. Kadir. Biliyor mu? Ya Falco gelmiş. O. Hayda. Come on. Selam arkadaşlar. Selam. Selam. Kadir. 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 Rodop. Biliyorsun Rodop. Ooo. Frendo neredesin? Bütün Türkiye dağıldı seni bekliyor. Anca gelebiliyorum çünkü Abdurrahim Albayrak müthiş adam. Fazlı ya, fazlı ya. Harika adam. Fazlı ya. Facia? Tam bir fazlı ya. Ya Falco ne zaman geldin? Herkes seni bekliyor. Önce söz verdiğim arkadaşlar Ajans 1905 ilk röportaj. Güneşlenerek sizi sinsi sinsi izlediğim. Ya Kadir bu ne oluyor? Tam madem bulduk anasını. Merhaba Galatasaray. Bize... Merhaba Türk taraftar. Vallahi ne kadar erken olursa o kadar iyi olacak. Diyelim yani ne diyelim, geçmiş olsun diyelim. Arkadaşlar bakın bu arada size bir şey göreyim. Gel Serkan. Gel sana bir şey göstereceğim. Şu anda bulunduğumuz yer ne dedim Kadir bu arada otobüsün. Bak bak Kadir'e bak. Otoparkçı gibi bak otobüsün çıkması için Galatasaray otobüsüne yön veriyor. Bak Kadir olmasa otobüs çıkamayacak. Galatasaray takımı Florya'ya gelemeyecek. Lan helal olsun Kadir. Değnekçi Kadir. Bundan sonra senin adını Değnekçi Kadir koydum. Değnekçi Kadir olmasaydı otobüs oradan görüşüyor. Tuhaf tuhaf da şeyler oluyor baksana. Ya böyle bir şey görmedim. Tabii millet artık kafayı sıyırmaya başladı arkadaşlar. Normal yani. Bunu da hoş görüyoruz. Vay kardeşim benim. İyiyiz kardeş. Problemin ne senin ya? İçeride kalıyoruz abi. Ha problemin mi var? Ne problemi var? İçeride kalıyoruz. Ne? Tekrar mı içeride kalıyoruz? Anlamadım. Şimdi sen bak. Şimdi biz yayın yapıyoruz be birader. Sonra gelsin. İçeride parası abi. Yok be yayın yapıyoruz şimdi. Yani zaten bak futbolumuza... şeytanlar, cinler bulaşmaya başladı. Bir de siz gelmeyin. Hayaletlerimiz eksikti. Galatasaray üzerinde oyunlara alet olmayın. Hangi takım tutuyor? Nereye atacağız şimdi videoyu? Sen hangi takım tutuyorsun? Ben Galatasaraylıyım. Ne? Galatasaraylı mısın? Evet. Aferin koçum sen. Galatasaraylıyım. Sen de mi Galatasaraylı? Hadi. Fener diyordun hadi yalan. Ya Fener de olsun canım ne fark eder? Galatasaray olmadan Fener olmaz. Yok abi yalan söylemesin. Fenerse Fener'dir. Ama Fatih Hoca onaylamamıştı. Yine telefon çalıyor hayda. Süleyman abi. Bir yine telefon çaldı. Alo. Kadir Çetinçalı mı? Kadir Çetinçalı'ya yanlış numara, yanlış numara kardeşim. Program yapıyor sonra ara. Hoş geldiniz Ajans 1905. Bugün haberle başlıyoruz. Bak denizde fırtına var. Galatasaray'da fırtına var. Ve herkesin beklediği adamın kap açıklaması 19.05'te. Biz yayına tam 19.04'te girdik. Biraz erken girdik bugün. Bir dakika erken girdik. Biraz kuralı çiğnedik. O da Galatasaray. Galatasaray'da işte bu olaylı divanın nasıl olduğunu anlatacağım sana. Ona gelmeden önce Galatasaray'da başkanlık hep devam eder biliyorsun. Yani başkan ne dediyse eski başkan öbür başkan devam etti. Bir devamlılık vardı. Bakamayacaktı. Bak Kadir gelin size bir şey göstereyim. Şimdi arkadaşlar bulunduğumuz yer Florya'nın tam giriş kapısının karşısı ve Özhan Canaydın Parkı, rahmetli Özhan Canaydın Galatasaray Başkanı'nın. Bakın burada da heykeli var. Heykelinde enteresan olan şey ne biliyor musunuz? Sayın Özhan Canaydın heykelinin pabucunu çalmışlar arkadaşlar ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Serkan hedefliyorsunuz. Biz anlamıyoruz dedi. Biz işimize bakacağız dedi. Ne yapıyorsun sen ya? Ben anlat anlat diyor Pinokyo. Ali Koç Fenerbahçe Başkanı. Her konuşmasında Pinokyo'nun burnu büyüdü bak. Ben biraz önce anlatırken bir baktım Pinokyo'nun burnu durmadan büyüyor. Anlat anlat diyor bak eliyle baba baba. Sana da diyor anlat anlat Kadir diyor. Bu kulübe mali olarak da çok büyük kazançlar. Aman aman misafirimiz var. Harbi çok ha. Hayvan. Aferin mahallemize gelmiş. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel.
Arkadaşlar Ceyhun misafir. Bak yavrumuz da çay getirmiş. Evet, Ceyhun formayla mı dolaşıyorum? Ne yapıyorsun? Seni görecekiydim. Ne Galatasaraylısın oğlum be. Var ya fethettim. Çok yakın burada şimdi insan biraz tuhaf oluyor. Dur mikrofonu çıkar. Çıkar buradan konuşurum. Dur. Buraya kadar. Çıkar Allah'ım çıkarma ya. Hayır çıkar. Çok zor çıkar takıyorsun. Çok yakın. Vay vay. Ya Kadir şu kayısıların güzelliğine baksana ya. Abi ekrem edin bir kayısı. Ne kayısı onlar? Ne kayısı? Bu Iğdır kayısı, Iğdır. Iğdır mı? Iğdır kayısı ver abi güzel. Abi ben... Malatya yok mu abicim? Malatya kayısı. Malatya kayısı da güzel, Iğdır da güzel. Malatya kayısı yok mu sende? Malatya kayısı da var, siyah var. Tamam biz tam Malatya kayısı alalım abi. Çünkü gündem Malatya biliyorsun. Tamam Malatya olsa... Hangi takımı tutuyorsun? Ben Iğdır Spor'u tutuyorum. Sen o yüzden Iğdır kayısı diyorsun. Şimdi arkadaşlar... Yok almayayım sağ ol. Fenerbahçe'yi o yüzden proba. Fenerbahçe'yi tabii. O yüzden Malatya'yı sevmiyor. Ondan mı Malatya kayısı vermiyorsun? Tabii canım ucu vermez Malatya kayısını. Arkadaşlar kayısıcı Malatyalı çıktı ya. Malatya bize ters geliyor. Hep yeniyor bizi. Onun için Malatya kayısı. Bahçeli'ydi. Bir tanesi belki Galatasaraylıydı ya da Beşiktaşlıydı belki Trabzonluydu. Böyle bu yıllarca devam etti. 2000'li yıllardan sonra Galatasaray çok daha net aktif olarak taraftar sayısında önde olmasına karşın yine medya kuruluşlarında spor müdürlerinin Fenerbahçeli ağırlığı çok. Röportajın başlığı da Uygurların altın çocuğu diye. Baba. Geldi işte. Gel yarım altın. Gel. Çeyrek altın. Biraz 87 lan. Sen öyle dersen işte böyle olur. Çeyrek altın. Ondan beri altın çocuk lakabı da vardır. Bir de Best derler bana. O da George Best'ten geliyor. ya seni görüyor yani bu. Böyle abi şey gidiyor. Sonra onu yuvarla alıp yayınlar mısınız tekrar? Onun arkasından geçmesin. Onu bir yuvarla alıp yayınlayın ya. Bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Başına da sizi getirmişlerdi. Ondan abi, sonra bir baktım. Twitter'dan bir şey duydum. Göreve başlamadan gene bir şeyler oluyor da. Yok geçer öyle. Var bizim burada bir tane. Arkadaşlar Ajans 1905'te canlı yayını doğada yapalım dedik. Dedik ama gördüğümüz manzara arkadaşlar mahvetti. Şu hal için kenarındayız şu anda. Bakın herkes eldivenini, maskesini. Arkadaşlar biz bu kafayla nasıl bu asfaltları tutacağız? Ya bu vatan sadece toprak değil, deniz de vatanımız. Yani vatanımızda böyle sadece... Gider oynanacak mı, oynanmayacak mı? Bakın, şimdi size anında bir de fanına bakayım. Bak ne güzel, doğada arkadaşlar çözüm tükenmez her şey var. Ligler oynanacak. Papatya fanına bakıyorum. Oynanmayacak. Oynanacak. Oynanmayacak. Oynanacak. Oynanmayacak. Oynanacak. Oynanmayacak. Oynanacak, oynanmayacak, oynanacak. Arkadaşlar yine falda sen çıktın, yok ki senden başkası. Şimdi papatya falına da bak. Yayında ben şimdi Kadir'den nasıl olsa uzak duruyorum. Şimdilik şunu şöyle alayım ki yayında sesim gitmesin. Bu arkadaşlar maç öncesi köfteleri hazırlıyoruz bakın. Biraz sonra da burada taraftarlarla canlı yayınımız olacak. Şimdi ne buranın adı? Kürbün köfte abi. Bak kürbün köfte de bekliyoruz canlı yayın. Baba koy onları koy. Ver. İstanbul karşıda otoparka çıkan yol. Arkadaşlar artık Galatasaray'ın maçları kapalı gişe oynuyor biliyorsunuz. Herkes kaybediyor. Galatasaray 23'e doğru emin adımlarla gidiyor. Vay. Burası yedek Nevizade Süleyman abi. He? İkinci Nevizade burası. İkinci Nevizade mi? Aynen. Arkadaşlar köfteler hazır. Biraz sonra taraftarlarla buluşacağız.
abi. Bir dakika. Bir de Galatasaray'ı sor. Burada başka bir şey yok. Dur bakayım şöyle aç bakayım. Allah sen ne güzel bir şeysin ya. Adın ne senin? Metin Aktaş. Evet. Bravo. Hadi buyur. Daha birde bir arkadaşlar. Metin Oktay dedi ya. Metin Oktay öyle. Metin Oktay öyle. Metin Oktay öyle. Metin Oktay öyle. Metin ne olur bugünkü maç. Bugün Malatya ile oynuyor Galatasaray. Ne olur maç. Kim kazanır? Galatasaray. Sağın içinde meseleler yanamıyor. Dur abi yanmayalım burada. Burada yanacağız ben size söyleyeyim. Biraz sonra arkadaşlar Galatasaray taraftarının burada nabzını tutacağız. Taraftarlarla konuşacağız. Maçtan beklentileri, Galatasaray'dan beklentileri ne? Ajans 1905. Ajans 1905.